Artvin Borçka'dayız. Artvin'i görenler bilir. Sadece memleketimizin değil, dünya harikası bir yerdir. Yanında bulunduğumuz yer de doğal bir oluşum. Ama bu bir kaya değil. Bu bir katman değil. Bu bir toprak da değil. Temmuz'un başındayız. İnanıp inanmama hakkınız tabii ki var. Vallahi billahi. Temmuz'un başındayız. Artvin Borçka'dayız ve bu kar. Kar. Yazın ortasında kar. Kar top oynamak isterseniz geliyorsunuz. Ha bir de 3-3,5 metre yaklaşık. Ne zaman eridiğini de bilmiyorum. Yeni projemizde buradan bir su yolu yapacağız. Bu eriyen karlar Çekmece Gölü'ne gelecek ve İstanbul'un su problemini, ki inşallah olmaz, çözmüş olacağız. Canım ne diyorsun? Taşlaşmış abi, bu acıtıyor ya. Biraz acıt, ellerim dondu. Herhalde. Havanın soğukluğu yetmiyormuş gibi. Siz yine yazın ortasında Artvin'e gelirseniz, dağlara çıkacaksanız tişörtle gelmeyin. Yine siz bilirsiniz ama bir de aklınızda olsun. Donduğunuz zaman kar bol, kar sürüyorsunuz donduğunuz yerlere. O zaman biraz ısınma durumları olabiliyor. Senin kafa kızardı be. Çok kızarmış. Birinci bu kaç? Dört mü? Evet. Ama biraz kar sürmek lazım. Eyüp, sakın uyuma. Uyursan karıncalanır. Önce parmak uçların karıncalanıyor. Temmuz'un ortasında donarak ölmeyelim ya. Geri dönelim. Hadi gidelim. Hadi. Bildiğiniz bir melodi bulduk. Artvin Borçka Uğurköy'de bir mısır tarlasında çapalamadayız. Kolay gelsin cümleten. Eyvallah. Eray Bey hoş geldin. Hoş bulduk. Gördüğünüz gibi bu tarlaya geniş bir kapsamda yayılmış çalışanlarımız vardı. Fakat mikrofon ve kamera neredeyse doğal olarak oraya öbeklendik. Peki abicim, sen orayı çapalıyorsun. Sen orayı çapalıyorsun. Sen orayı çapalıyorsun. Herkes şurayı çapalıyor. Buyurun. Belli bir yeri çapalatmak istiyorsanız dur. Oraya kamera getireceksiniz. Peki acaba burayı çapalayacak olan kimdir? Buranın mesela çapalanmasını istiyorsunuz. Tarla sahibi olarak köyünüze bir televizyon ekibi gelmiş. Sunucuyu çapalatacağınız yere doğru kaykılttırdığınız zaman ve oralar hemen pıtır 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 bir şekilde çapalanıyor. Farz-ı misal şurada çapasız yer var. Ne olacak? Sunucu mikrofonuyla beraber oraya doğru kaykılacak. Kamera zaten oraya dönmeden yurdum insanı çapalayacak abilerimiz. Çaktırmayı oraya gelecekler. Peki herkes aynı yeri çapalayınca bu tarlada ve mısır tarlasında sağlıklı bir çapalama. Cem, ayağıma vurma dayıcım, sana zannet. Burun çapalanmayacak. Az önce ben onu şey yaptım, nadasa bıraktım ben ayakları. Diğer yerler ne olacak? Mecburen tarla sahibi adına, hizmet adına, toplumsal bilinç adına mecburen tarlanın diğer yerlerinde bir şekilde dolaşmak durumundayız. Ben de ilk başlarda şey diyordum, ya ahali ne kadar bizi seviyor diyordum. Bence bu işin ucunda kameranın biraz çekiciliği var. Şöyle şuradan şöyle gidersek şu kısmı da bir atlatmış olacağız. Sadece kendi işini düşünmemek lazım. Bencilliğin bir alemi yok. Sen program yapacaksın diye orada dur, belli bir yerde sabit dur. Sadece orası çapalansın, olmaz. Bizim buna
gönlümüz el vermez. Nedir? Mümkün mertebe her yeri çapalatmaya çalışacağız ki ondan sonra da soracağız. Hani nasıl oluyor? Çapalanmazsa ne olur? İşte nerelisiniz? Ne zaman evlendiniz? Bunlar işin çeşnisi. Asıl olan tarlanın olabildiği kadar. Ben bir ara traktör gibi hissettim kendimi ama dur bakalım. Kolay gelsin. Sağ ol. Cümleten. Nasılsın dayıcım? İyiyim. Halin, keyfin? İyidir, çok iyi. Yerinde. İsim? Tahsin Yıldız. Ve konuşma başlayınca doğal olarak çapalamada durur. Dolayısıyla konuşmaları kısa kesmek lazım ki bir yandan da çapalama işleri. Siz devam edin, biz şey yaparız, geleceğiz yanınıza. Ya, alenen yalan söylüyoruz ama tarlanın da bir şekilde çapalanması lazım yani. Zor. Hem çekim yap, hem röportaj yap, hem de aynı zamanda tarladaki rutini yürüsün. Bütün bunlar bir arada olmuyor. Ben yine çaktırmamaya çalışarak dayıyla bir konuşmaya. Dayı ismin ne? Buyur. Buyur dersen herkes çapayı bırakır, bizi dinler. Tabii dayı da program tecrübesi olması da gerekmiyor. İsim nedir? Tahsin Yıldız. Tahsin dayım. Evet. Yaş? 75. Maşallah. Ne yersin, ne içersin dayı? Ben mi? Yoğurt, süt. Bu? Bu. Süt mamulleri. Evet. Onun haricinde bir zararlı alışkanlık falan yok. Yok. Hanım sağ mı? Yok. Vefat etti. Evet, evet. Ne zaman? 88'de. Allah rahmet eylesin. Eyvallah. Bir daha evlenmeyi düşünmedin mi? Yok. Neden? Yok, düşünmedim. Bulamadım. Yok, buldum da. Buldun bir de. Yok, bulmadım da. Yani buldun niye? Bir de. Buldun, çocukları ikna edemedin. Yok, yok. Efendim? Yok, yok. Ben istemedim. Ha, onlar seni buldular. Gelsin Tahsin bizi alsın dediler de yok. Siz istemediniz öyle mi? Yok. Yenge hanıma saygıdan mı, hürmetten mi? Evet. Allah kolaylık versin. Eyvallah. Allah razı. Tahsin abicim. Bir süre sonra belli bir kişiye odaklandığınız zaman tarla çekimlerinde diğer çapalayan abilerin belli küskünlükleri oluyor. Biz bunu daha önceden yaşadık. Hemen her tarlada yaşadık biz bunu. Küsüp uzaklaşıyorlar. Alıp başlarını bir şekilde gidiyorlar. Mecburen biz de hani vicdan yapıyoruz bir şekilde. Hani gidiyoruz yani, maksat şey hani yani. Tahsin dayı tamam, seninle konuştuk. Tamam. Hatta sen at çapayı. Tabii. Peki röportaj yaptığımız kişi ne yapıyor onu ben size göreyim. At dayım çapayı. Olduğu gibi işini bırakıyor, hemen yana gidiyor ki komşulara televizyonda işte çıktım beni 15 güne kadar koş sen haberini ver dayım. Ver haberini. Aydan aydan aydana oynan ayda, cilved oynan ayda, aydan ayda. Bu arada küskünler grubu aşağı yukarı biraz yukarılarda bir yer almış oluyorlar. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Peki geldiniz. Normalde tarlada beyaz keten gömlek, beyaz pantolon ve beyaz ayakkabıyla çalışılır mı? Şimdi yaz sıcak olduğu için. Tabii. Nasıl yakıyor güneş için, anlatamam da. Of. Için. Gözümü alıyor. Hatta güneş gözlüğünü niye almamışım ben de onu düşünüyorum. Mecbur beyaz giyiyoruz ki güneş yakmasın diye. Bakıyorum etrafta da başka da öyle beyaz giyen yok. Belli ki kamerayı görünce abi. İstanbul'dan geldiğine dair bir duyum aldım. Siz nereden geldiniz? Ben aslında İstanbul'dan şimdi gelmedim. Geldim de buradayım yani. He, İstanbul'dan. Daha iyi oldu geleli. Bizden önce buraya gelme haberimiz. Gelince. Bütün yazlar burada olduğum için. Bu mısır tarlası. Benim. Sizin. Evet. Abiler. Abiler İrgat. İrgat yardım ediyorlar yani. Karşılığında bir ücret alıyorlar. Hayır. İmece usulü. Burada yardımlaşma var. İmece var. Para geçmiyor burada. Para geçmiyor. Burada ev bile yapsan komşular yardım eder yaparsın evden yani. Evden anlar mı komşular yani? Anlayan ustalar ustalık yapar. Anlamayanlar yardımcı olur. Malzeme taşır. Peki bir ücret alırlar mı bunun karşılığında? Yok. Genelde ücretsiz çalışırlar. Hep yardımlaşma severler. Arsayı da ücretsiz verdikiniz oluyor mu? Arsa veremezler. Çünkü arsa zaten kısıtlı. Herkesin kendi arazisi var. Yalnız birer yapmada yardımlaşma var. İşte arsa sizden, evin yapılması komşulardan. Evet. Tarla sizden, ekmesi, biçmesi, toplaması komşulardan. Komşulardan beraberce ama bila ücret bir de. Ücreti yok. Ama siz de gideceksiniz. Tabii. Yarın biz orada. Hangi komşumuzun tarlasında iş kaldıysa, evinde yapılacak iş kaldıysa, ağırında mal aç kaldıysa yardımcı oluruz birbirimize. Yani komşunun ineği aç gidip saman vereceksin yani. Saman, hazır saman götürürsün, kendileri verir zaten. Ağıra giden verir. Bu ne zaman çıkacak mısırlar kısmetse? Ağustos'ta. Yani Ağustos'ta, aşağı yukarı bir ay sonra.
bir buçuk ay sonra. Bir, işte, bir buçuk aya kadar inşallah. Bir buçuk ay sonra misir yiyelim. Ne yapacağız o misirleri? Burada misiri pek fazla bir şey yaptığımız yok. İşte hayvanlara veriyoruz. Kendimiz un yapıp ekmek yapıyoruz. Sizin yaptığınız güzel bir ekmek şey yok. Hanımlar yapıyor zaten mısırdan ekmek, ne yapıyorsa. Ekmek değirmende öğütüp un yaparız. Ondan sonra kendimize yeriz. Kalan kutu taraflarını daha hayvanlara yem olarak veririz. Allah kolaylık versin. Teşekkür ederiz. Bir bulaşalım da hani maksat imece olsun hani. Öyle. Bir de yer gösteriyor ya. Dayı tamam gördük biz neresi yapı anladık tamam yani sabahtan beri biz de bir şekilde tarladayız yani. Tarla sahibisin anladık. Yani biz de ırgatız hani maksat imeceyi katkıda bulunmak o bakımdan. Aydan aydan oynan ayda, cilvede oynan ayda. Aydan 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 oynan ayda, cilvede oynan ayda. Mağla konime uza konime tu kartali. Mağla mağla biprin avsta koriya tu kartali. Mi yari ebin dahiya tu martali. Kemi yaroy gutwebi ant kwiliya tu martali. Haydi nanim, haydi canim, gel tur nazlı yarim. Haydi yarim, haydi canim, nanay meskir yarim. Gelin kaynana kavgasına son. Rahat etmek istiyorsanız Gürcü gelin alınız. Hakikaten Gürcü gelini alacaksın. Sesi bile çıkmıyor maşallah Gürcü gelinlerinin. Karadeniz'de, sadece Karadeniz'de de değil, yurdumun değişik yerlerinde böyle binalar görürsün, ahşap. Böyle dört tane odunun üzerine, sırığın üzerine monte edilmiş. Neden yukarıdalar, neden yapılır hep merak eder dururduk biz de. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim, nasılsınız? Hürmetle reis. Siz nasılsınız? O ne? Sen dillerini sevsin ya değil mi? Mesleğimiz konuşma. Estağfurullah. Nedir meslek? Din görevlisi. Sayın hocam nasılsınız? Hürmetler bizden. Hürmet bizden. Saygı efendim bizden. Sayın yöremize hocam geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsminiz? Nusret Yıldız. Nusret hocam, bu nedir? Bu Karadeniz'de genelde seren denir. Ama, seren? Evet. Ama bizim yöremizde buna Gürcü'de naliya denir. Naliya? Evet. Niye yapılır naliya? Bunlar... insan mı yaşıyor orada yani? Hayır. Eskiden burada mı yaşar? Hayır, insanlar yiyeceklerini farelerden ve diğer şeylerden korumak için buraya koyarlar. Bu yani haşeret savar, evet, bir şey midir? Haşeret savar bir şeydir. Fareler çıkamaz. Şu gördüğünüz demirler onun için yapılmıştır. Bunların 6 direklisi var, 4 direklisi var. Genelde bizim yöremizde 4 direkli olanlar var. Ne konur bunun içinde? Ne Mısır'ın, mısır, fasulye, ceviz, fındık. Artık eve ne lazımsa onlar getirip koyulur. Kışlık yiyecek konur, şeker, un. Onlar konur. Zamanla ihtiyaç olduğu gün bayanlar bile çıkarlar şu gördüğünüz merdivenden. Burası maksat haşerat girmesin. Evet, girmesin diye. Peki. Bana baktı zamanında sarı kakalak derlerdi hocam. Evet. Evet diyor ya. Sen nereden biliyorsun hocam? Size güveniyorum da. Ha, teşekkür ederim. Sarı kakalak nedir bilir misiniz? Bilemem. Çok affedersiniz, bir nevi hamam böceği. Estağfurullah. Öyle diyorlardı hocam. Yok. Ben ne yapayım? Oo. Hala sarı civciv falan diyenler var hocam. Çok yazık oldu. Yazık tabii hocam. Evet. Bir yere kadar ben de nefis taşıyorum ya. Tabii. Ama ben bunlara da katlanmanız sarı lazım. Öküz deseler, daha mı? Sarı öküz de diyorlar. Sarı öküz de diyorlar. Bilimim hayvanatla ilgili ismimiz anılıyor. Sarı boğa, sarı öküz, sarı kakalak. Ama meşhur olmanın böyle şeyleri de var. Var hocam, bunlara var. Katlanmanız var, lazım. Var. Katlanıyoruz hocam, evet, ne yapayım? Tamam. Ne yapalım yani? Haşerat buraya çıkabilir mi? Konu başlığımızdan yola çıkaraktan bakacağız. Ufak yollu bir haşerat ki yani akşam saatlerinde yayınlanıyoruz. Buradan çıkar buraya geldi. Ding, tosladı gitti. Bu kaidenin adı ne? Daire mi deniyor? O daire deniyor. Dairede tosluyor. Masadığım çıkma portakal ağacına. Kuşu da öleceksin dayanamam acına. Ay vurur rende rende, ay bulut da enende. Üç gece ekli olsa yar koynuma girende. Komşunun yaz boyunca biriktirdiği kışın ihtiyaç olan malzemelerden ihtiyacı olanları alır mı hocam? Alır, alır.
Demek ki neymiş? Her haşeratı önlemezmiş bu. Doğru amca olduğunuzu biliyorduk ama komando olduğunuzu bilmiyorduk. Bırak işte hocam, bırak. Mısırlar neredeydi tam olarak dedin sen sayın hocam? Ebe hocam, hiç yakışıyor mu sana? Yakışıyor mu hocam sana? He? Kuzuyu kesmişin, bir de çevirmişin. Hocam içeride koca dana gibi suhuari var ya. Haşerattan saklayacaksınız ha. Oldu, oldu. Kolega, el atık al. Oğlum menüde suhuari var. Hiçbir şey yok, koca koyun. Demek kışlık hububat ha hocam. Oldu, oldu. Arka budu benim kardeş. Kaburgaları veririm sana. Bahçelerde gül var mı? Dalında bülbül var mı? Akşam size geleceğim. Odanızda yer var mı? Sizin buranın kızı yiyecek misin beni? Memleketimin en güzel köşelerinden bir tanesi. Hatta belki de en güzeli. Artvin Borçka'ya bağlı Uğurköy'deyiz. Uğurköy'e yaklaşık 5 saatlik bir yoldan geliyorsunuz. Tabii biraz daha bayır yamaç önleminizi almazsanız çok da rahat çıkamıyorsunuz. Biraz yamaçlı, bayırlı vesaireli falan ancak ve ancak ahalinin iple çekme yardımı sayesinde yukarı çıkmanız mümkün. Tabii şehirden gelen metropol bebesi olarak böyle hani ceketle meketle falan şekil tam olmuyor. Biz kendimize hafif bir Nasuh Masruki havası vermek suretiyle yaptığımız işin nasıl diyeyim, görsel kıymetini daha bir arttırabiliriz. Dikkat edin, heyelan var burada. Sakin, sakin. Heyelan var, çok dikkatli olun. Aşağısı uçurum. Aşağı yukarı bir 70-80 metrelik bir uçurum var. Diğer arkadaşları uyarın, fazla buraya gelmesinler. Onlar tecrübeli değil. Elinizi de öyle 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 sallıyorsun der gibi yapmayın. Tehlikeli bir iş yapıyoruz biz burada. İstirham edin. Çek! Yavaş, yavaş, yavaş. Görüyorsunuz ne tür zorluklarla mevzularımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Dağcılık. Yavaş abicim, omuzum kopacak. Bir bırak, sakin dur, tamam. Aniden bırakmayınız öyle. Hem dağcılık, yelken sporları. Aklınıza gelen su üstü, su altı bilimum sporlar. Yelken. Vesaire, karate, tekvando, bunları bilmiyorsanız zaten bu işe hiç kalkışmayın. Allah'tan, Allah rahmet eylesin, mekan cennet, dedemle beraber Balkan dağlarında çok dolaşmışlığımız var da az bir şey tecrübemiz var. Çek! Yavaş, yavaş. Aşağısı çok kötü ya. İnsan tecrübeli bile olsa bakınca hafif tırsıyor. Çek abicim. Yavaş yavaş. Tamamdır, sağ olun, sağ olun, sağ olun. Dur, dur! Siz tabii sürekli programda beni görüyorsunuz. Kamera arkasındaki kahramanları görmüyorsunuz. Yavaş abicim, yavaş. Yavaş. Bu parmak bu da. Serçe parmağımı tutuyorsun. Çatladanak şey. Yavaş, çekme, çekme. Çekme. Gerçek kahramanlarla tut, sıkı tut. Gel. Gel, gel. Gerçek kahramanlarla sizi ufak ufak tanıştırmanın zamanı geldi. Oltaya takılan birinci balığımız, gördüğünüz bayağı iri bir balık. Yemledik biz bunu. Kaşık yem olarak tabir ediliyor. Yalnız Artvin'de kaşık yeme kara lahana dolmasını verdiğiniz zaman illaki bir balık geliyor. Gördüğünüz gibi balığımız biraz yaşı iri. Geçkince ama fena değil. Tam yağlanmamış, mevsiminde tutamamışız biz bunu. Biz bunu tekrar suya atacağız. Öbür balığa, git abicim suda eğlensen. Öbür balığımıza baka inşallah, yavaş ayağımda. Öbür balık, ya bismillah, vira bismillah acaba. Kısmetimize ne? Yavaş işte. İşte etli sütlü, işte yağlanmış bir balık. Gördüğünüz gibi biraz yaşlı ama sırtından bir flöte çıkar. Anlatamam size. İsim? Şaban Sadır. Şaban abi. Evet. Çok teşekkür ederim. İmdat çığlığımı yarım saat önce mi duydunuz? Evet. Ama ben orada 5 saattir bağırıyorum abicim ya. Duyamadık. Duyunca hemen geldik biz de. Ama gözcü koyun abicim. Televizyon ekibi gelince yukarı Yukarı mahalle ile aşağı mahalle aynı köydeler. Fakat yukarı mahallede bir Hanife teyzeye gideyim derseniz 1,5 saati gözden çıkarmanız gerekiyor. Dönüş garantisi de vermiyoruz. Buradaki bütün biletler sadece gidiş. Dönmek için lazım gelen nesne bu. Ama onda da sesinizi bir şekilde duyurmanız gerekiyor. Sen yine ana merkeze git abicim. İsim? Halit. Halit Bey. Evet. İş, meslek? Servis. Minibüs servisi yapıyorum. Senin zamanında saçların var mıydı? 1987'de vardı. 1987'de sen ne iş yapıyordun Halit Bey?
Aslında tanışıklığımız epey ileriye dayanıyor ama siz beni geç fark ettiniz. Onun için ne diyeyim sana? Ne diyeceğim bana? Sen kantinci Halit değil misin? Üstüne basın, ayağını kalmış. Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi 1987-88 sezonundaki kantinci Halit Bey. Benim sana borcum morcum var mıydı? Tosttur, ayrandır, çaydır. Aslında vardır. Bir vefa borcum var. Ne zaman biliyor musun? Ne zaman? Bundan sonra bir daha programı yaparsan o zaman helalleşiriz. Şimdi helalleşelim abi. Yok, helal etmiyorum. Ama. Ali abi vardı, ne oldu? Sizlere ömür. Bu kışın kaybettik. Allah rahmet eylesin. Sağ olun. Yaş artık bizim de geçmiş. 20 sene önceki tanıdıklarımız bir bir bu dünyadan göçüyorlar. Ana merkez abicim. Az bir işimiz kaldı. Fazla angaryamız olmayacak. Ekibimiz bütün zorlu koşullarla devam ediyordu. 1911 yılında Admussen'in kutuplarda çektiği çile neyse onun benzerini biz de Artvin Boçka'da, Uğurköy'de bir benzerini yaşadık. Tecrübemiz sayesinde bu dakikaya kadar ayakta kaldık. Şimdi asıl olan işimize doğru kaykılalım hafiften hafiften. Sağa doğru kaykılın abi. Evet. Anne! 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 Bırakma beni. Sakın bırakma beni. Tutun beni. Aman. Yuvalamasın. Yuh. Oh, oh. Ha bisiklet kullanmak, ha teyzeyle konuşma çalış. Bak 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 ellerimi bırak. Aman teyzem. Allah'tan sırtımızı sağlam kayaya yasladık da. Oh çok şükür. Ben de dalıyorum. Efendim? Hakikaten doğru diyorsun. Öyle de değil. En sağlam kaya. Sağlam değil. Sağlamsınız canım maşallah. Burası bir Gürcü köyü. Unutmadıysam nasılsınız şöyle deniyordu. Raycebi. Ne Raycebi? Gayha. Gayha mı? Gargavay demeniz gerekmiyor mu? Gayha tuara işte. Gürcüce öyle söylüyoruz. Gayha tuara. He. İsminiz? İyisin. İyisin, iyisin. Tuaray, tuaray. Öyle. İsim? İsim Heva. Heva. He. Evet, Havva'nın Gürcüceki adı Heva. Havva Hanım yani. Tup he. Tup. Aha bak. Tup. Üyleri atıyorsun oluyor sana. Tamamdır abi. İnceltme işaretlerini kaldır. Neyse, oldu sana Gürcüca. Gürcüca bak. Burada yaşıyorsunuz. Evet. Buraya gelin mi geldiniz yoksa? Yok. Eskiden vatan burası. Adam da buralı mı? Evet. İsmi nedir? Ziver Aydın. Buyur. Ziver Aydın. Ziver Aydın. He. Adı mı Ziver? Soyadı mı Aydın? Aydın soyadı, he. Ziver ismi. Yani Ziver Aydın diye bir şey olunca yani Cezayirli topçu gibi. Ziver Aydın amca, gelebilir misin? Nasıl deniyor Gürcüce? Omi. Omi. Omi mi diyeceğiz sadece? Ne bileyim, burada dedi işte. Akmoy. Akmoy. Akmoy Ziver Aydın. Doğru mu söyledim? He? Ziver Aydın emmi, Akmoy. Evet. Emmi he. Emmi. Ziver Aydın dedik, Clint Eastwood çıktı. Devamlı konuşmuyoruz ya Türkçe. Biraz zor konuşuyoruz işte. Aleykümselam. Hoş gelmişsin sen, ben evet. Gelmişsin. Meksikalı Sancho Panza abimizden bir selamünaleyküm aldık. Demek nasılsınız? Allah'a şükür iyiyiz. Allah'a şükür diyor. Oh. Gürcüler dört kere mi öpüşür? Sizi gördük daha iyi olduk. Gürcüler diyorum dört kere mi öpüşür? Dama beçam emine kalmaz. Bir, iki, bilmem artık. Allah ne verdiyse. Demek ki bir gürcüyle merhabalaşmak için bol vaktiniz olacak. Nasılsın dayı? Allah'a şükür iyiyiz. Şükür. Sizleri sevgilerim. İyiyim ben de ya. Evet. Hamdolsun. Allah iyilik versin. İyi iyi çok şükür. Maşallah köyde çok güzelmiş ya. Evet. Ben de diyorum Gürcülerin yanakları neden böyle kızmızı kırmızı? Onun da sebebini az buçuk öğrenmiş olduk. Eşinizin yanına sizi alabilir miyiz acaba? Ya ben ne bileyim, müsaade ederse otururum. Buyur. Müsaade ederse otururum. Evet. Müsaade isteyecek. Kim derse ki Gürcüler hanımlardan tırsar, doğru söylerlermiş. Kim der ki Gürcü masaya vurdu mu hanım böyle hıy yapar, yanlışmış o. Sorarız. İzin veriyor musunuz yanınıza ilişmek istiyor? Buyurun. İzin vermezseniz oturamaz mı? Oturur tabii, her türlüsünden. Her türlüsünden oturur. Dayı yayıl. Şezlong getireyim ben sana yani. Takalım güneş gözlüklerini, sen güneşten. Lütfen buyurunuz eşinizin yanına.
Ziver abi. Evet. Hanımınızla ne zaman tanıştınız? 1962'de. Burada mı tanıştınız? Uğurköy'de mi tanıştınız? Uğurköy'de. Aynı köyde miydiniz? Aynı köyde. Sonra yakın. Maralköy'den de yakın. Yani. Yarım saat. Onlara göre yarım saat, işi bilmeyene göre yaklaşık 1,5 saat. Hani şu köyden şu köye gideyim 3-4 saat. Allah kolaylık versin. Allah razı olsun. Siz arzu ederseniz atınıza binip Guadalajara'ya doğru yola çıkabilirsiniz. Çıkarım. Meksikalı amcacığım. Ben teşekkür ederim. Bunun adı ne? Nagbi Cadi. Nagbi kaymak. Cadi ekmek. Cadi. Cadi ekmek mi? He, cadi. Cadi. He, cadi. Mısır ekmeğine cadi mi diyorsunuz? Bizim bildiğimiz cadi ile bir alakası yok mu? Yok, cadi. Yani böyle biraz daha şey. Cadi. He. Sizin isminiz efendim? Fatma Aydin. Bu taşları nereye koyuyorsunuz? Bu taşları sufraya. Sofrada taşın ne işi var? Bu helvadır. Mısır helvası. Helva mı? Hı hı. Misirle yapıyoruz. Yağ, misir. Tutabilir miyim? Tutabilirsin tabii. Annem bu heyelan bölgesinden toplanan... Taşlar mı? Taş değil mi bu? Yok. Bu kadar büyük helva olur mu? Olmaz. Böyle mi yeniyor bu? Bunu kesersin. Kırılıyor bu. Kırılıyor mu? Yani eskiden böyle yapıyordular. Bunu tepside yapıp kesip baklava dilim gibi de yapıyoruz. Bunu eskiler böyle yaptığı için biz de aynısını yaptık. Eskiden helva böyle miydi? Evet, öyle yapıyordular eskiler. Eski adamların hakikaten bir lokmada yutabilecekleri bir şey olabilir bu ama artık nesil biraz ufaldı. Babayitler kalmadı. Mısır helvası mı bu? Mısır helvası. O nasıl oluyor? Bu mısırı değirmende öğütüyoruz işte. Cadı diyoruz ya. Cadının değirmeni duruyor mu hala? Duruyor evet, karşıda. Cadı yaşıyor mu, öldü mü? Yaşıyor. Ondan ne çektim ben çocukluğumda? Top kaçardı o değirmenin oraya, hepsini patlatırdı. Evet, sonra git Borçka'da. Böyle suyu donuyor. Hı. Evet. Buyurun devam ediniz siz. Orada yapıyoruz, getirip bunu sobanın içinde pişirip önce yağ yakıyoruz. Sonra sobanın içine koyup bunu kızarıyoruz. Sonra üstüne şeker kavurup az da şerbet gibi işte su. Çok lezzetli benim işaret parmağım. Ama deri tabakasını kaldırınca insanın acık canı yanıyor. Bu nedir ablam? O da çilbur. Çılbır. Cılbır da deniyor bazı yer. Yumurtalı. Evet. Suyun yumurta. İçine yumurta kırılıyor. Evet. Tereyağlı. Bu? Bu da el makarnası. El makarnası mı? Elle yapıyoruz. Suyun içine haşlıyoruz. Aman yani. Alınmış makarna değil, hamurla yapıyoruz. Onu öyle kesip. Evet. Bu da süt. Hani bundan bunun içine döküyoruz. Sütlaç mı? Sütlaç da bunun ismi kesma çorba. Kesma. Kesma çorba. Bakabilir miyim bir tadına? Bakabilirsin. Sütlaç gibi bir şey mi yani? Evet. Bu? Buna tuz koyuyoruz. Şeker katmıyoruz. Af buyur abla. Tuz. Şeker de katabilirsin, yani sonra dökebilirsin de. Tuzlu sütlaç mı? Evet. Tadı değil yani, az tuzlu. Az tuzlu. Evet. Yemeğe nasıl tuzu döküyorsan buna da aynı. Sütlaça niye tuz? Yani niye? Gürcü adı öyle. Kahve tuzlu mu oluyor? Çok güzel. Ekranlarınıza biraz daha yaklaşın. Hakikaten... Çora Uzun Yolda programından dev hizmet. Pek çok yerde bulamayacağınız bir hizmet. Bugüne kadar yapılışını görmüş olabilirsiniz. Ama hiç yaptınız mı, evde denediniz mi? Deneyip başarılı olanınız var mı? Zannetmiyorum. Mıhlama! Karadeniz'le ilgili ilk akla gelen yemeklerden bir tanesi. Mıhlama nasıl yapılır? Hatta hiç uzmanı değilseniz, hayatınızda hiç mıhlama yapmadıysanız bile acaba mıhlama yapılabilir mi? Bakacağız ve de göreceğiz. Ahan da ateş. Ahan da teflon tava, ki bunlar eskiden yoktu. Ahan da burada olmaması lazım, bu metal. O kadar da biliyoruz yani. Bunun şey olması lazım. Tahta olması lazım. Evet, yanlış gelmiş o. Fatma Hanım anlatacak. Biz de elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce mıhlama yapacağız. Tereyağı mı bu ablacığım? Tereyağı. Efendim,
Mümkün mertebe teflon tavayı tereyağı kor. Tabii böyle balta balta değil. Ateşimizin üzerinde tereyağımızı eritiyoruz. Budur değil mi? Evet. İlk yapacağımız şey tereyağını eriteceğiz. Bunu herkes yapar mı? Yani böyle hiç hayatında yapmamış biri de mıhlama yapar. Yapar inşallah. Ola ki canınız mıhlama çeker, Karadeniz yemeklerini seversiniz. Özellikle beyler, eşinize hadi bana bir mıhlama yap da yiyeyim. Gerek yok, gerek yok. Acaba eli bu işlere çok da yatkın olmayan biri mıhlama yapar da siz yapamaz mısınız? A benim güzel abilerim. O malzemeler un, peynir. Ne peynir olacak? Bu köy peyniri. Koy buradaki yapılmış. Beyaz peynir mi? Beyaz kaşar peynir. Peyniri mi? Beyaz peynir. Kaşar gibi yani çok lezzetli buranın peyniri. Bir adı var mı bunun? Biz Gürcüce Cicigoni deriz. Cicigoni peynirinden yapılıyor. Gidin peynircinize sorun. Cicigoni peynirin var mı? Si diyorsa adam İtalyandır, almayın zaten. Cicigoni peyniri. Namı diğer köy peyniri. Tereyağını erittik. Sonra ablam? Sonra bunu un katacağız. Ölçüsü göz kararı. Yani tebrik ederim. Bir de araba kullansan hem çekim yapıyorum, hem börek yiyorum, hem baklava yiyorum. Üstüne suyu, çay da söyleyeyim ben sana. Bir de araba kullansan var ya giderken tam olacak yani. Evet, yağ eridi. Eriyen yağı acı kenara alacaksın, yakmayacaksın yağı. O kadar da işten çakacaksın. Su, un, cicigoni peyniri, namı diğer köy peyniri. Sulandırıyoruz bunu. Belli bir kıvama geldikten sonra da aman dikkat, teflon tavalarda yağı yakmayacağız. Yağın tereyağı olmasına dikkat edeceğiz. Teflon tavamıza mümkün mertebe ahşap kaşıklar kullanacağız ki bizim Muğla'daki kaşıkçı amcamız da biraz kaşık satsın. Teknoloji gelişti, ne oldu? Bunlar dedelerimizde. Hayır, hayır. Ne oldu teknolojinin son moda şeyleri, hani paslanmazlar ya. Teflonları bozar oldu mu? Gene düştük mü biz bunlara? Hiçbir şey kıymetinden kaybetmez esasında. Tamam mıdır ablacığım? Tamam. Biraz yansın. Yağımız acık yansın. Biz bu arada yemek programı yapan arkadaşları uyaralım. İki yemek arasında yayını dolduracağız diye özellikle canlı yayınlarda abidik gubidik konuşacak şeyleri hakikaten nereden buluyorsunuz? Büyük bir hayranlık içerisinde. Biz bu arada malzemelerimizi karıştırdık. Ve yağımızın üzerinde karıştırmaya devam. Kaynamaya başladığı zamanlarda bunu biraz kısacağız. Bu yağ üstünde kalacak mı? Biz malzemesini mi az koymuşuz? Biraz yağ fazla olmuş. Yağ fazla, malzeme kısa. Evet. Bunu hayatında ilk defa mıhlama yapan biri bile anlayabilir. Sonra bu soğuyor. Bitti mi? Bu mudur mıhlama? Olay bu yani. Olay bu. Bunu tabağımıza koyacağız. Şimdi bir tane de bu var. Şimdi bu yapılacak. Ona dökeceğiz. O ne ki? O silor. Buyurun. Onun ismi silor. Silor. Yoğurtlu silor. O ne o? O yufkayı açıyorsun. Onu böyle kesiyorsun dilim dilim. Onu sobada kurutuyorsun. Sonra onu dizersin. Onun üstüne yoğurt dökersin. O yoğurtu da yine sobaya koyarsın. 2006 Ekim ayında başlayan bir yemek. Temmuz başı 2007'de inşallah bitecek. 2008 Ocak gibi tüketilmesi tavsiye ediliyor. Lütfen serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Bu arada mıhlamamız hazır. Acaba mıhlamamızın lezzeti nasıl? Burada önemli olan herhalde peynirin. Peynir burada asıl olan herhalde. Artvin Hopa'da. Artvin Hopa'ya kadar gelmişken Sarp sınır kapısına kadar bir gidelim dedik. Herkes geliyor. Sarp sınır kapısını ben coğrafya derslerinden hatırlıyorum. Kapıya gelince gördük ki ekipler geçiyor. Hadi biz de geçelim dedik Gürcistan'a. Sen Gürcü kökenliydin değil mi? Kökenli de Gürcüyüz ha. Gürcüsün. Eyüp'ün köklerini araştırmaya gidiyoruz diyelim biz. Kaç
Kasetim şimdi yeni çıktı. Kasetin çıktı. Evet, Aydoğan Can olarak çıkıyor kasetim. Eyvallah Aydoğan. Sınır kapısında hayırdır? Enternasyonel. Kemalpaşa'dayız, Sarplı'yız biz buradayız. Hayır yani Tarkan dışarı açılıyor acaba senin de dışarı açılma durumun? Dışarıya şanlık hevesim yok. Benim önemli olan Türkiye için. İlk albüm mü bu? İlk albümüm. Tanıtmak bize nasip olmuş. Evet. Buyur. Marunim da çunim ye zaten ikbal çunim ye zaten ikbal çunim oy katuna ikbal suzes himiyal mezdar dunim himiyal mezdar dunim oy. Ne diyor? Bu diyor ki kızı bir türlü alamıyor. Onun için de birkaç yer geçip ben ona ağıt yapıyorum. Kız öbür tarafta mı? Öbür tarafta şu an. Vize yok ki git ya da o gelsin. Gelemiyor. Ben nasıl? Ne ben gidebiliyorum ne de o gelebiliyor. Sebep? Sebep aramızda yollar çok uzun. Ya ne yol uzun şuradan şurası işte karşı taraf. İşte Gürcistan ne yani. O tarafa geçebilirim ne de ben bu tarafa geçebilirim. Kardeşim vize uygulanmıyor ki. Uygulanıyor abicim şu an. Babası mı uyguluyor? Evet babası uyguluyor. Ha, sen de? Buradan arkadaşlar ağıt yapıyoruz. Alas mı aldın? Yolculuklarca. Eyvallah. Sağlıcakla kalın. Ya Bülbül'ü altın kafese koymuşlar illa vatanım demiş ama iş işte ne yapalım yani. Sana vur ki kinçina, maniya mu kafana. Sana vur ki kinçina, maniya mu kafana. Taş gibi diyunana. Welcome to Georgia. Hoş bulduk Gürcistan. Çoruh Nehri memleketimizde, Türkiye'de doğar, Karadeniz'e dökülür. Böyle biliriz. Karadeniz'e nereden dökülür? Kahaberi'de. Kahaberi neresi? Ahan da burası. Çoruh Nehri'nin tam üstündeyiz. Memleketimizde doğan Çoruh Nehri yolculuğunu denize doğru, Karadeniz'e olan yolculuğunu burada nihayete erdiriyor. Kahaberi de dökülüyor. Bu coğrafi bilgi ne işe yarar? Vallahi yarar. Üniversite sınavları geçti mi? Geçti. Size bu soru gelir mi Kahaberi de dökülür diye? Gelmez. Ha biz söyledik bunu öğrendiniz. Fena mı oldu yani? Kahaberi Gürcistan'da. Sarp sınır kapısıyla Hopa'yla Batum arasında bir yerde. Hani yurt dışındayız onu mu ima etmeye çalışıyorsun? Ne var ki ne? Herkesler gidiyor. Giderim Batum'a Batum'un yatağına. Ben giderim Batum'a Batum'un yatağına. Nazlı yarim geldim sana fistanını bağlasana. Kemençeler çalıyor. Bize horon oynasana huy huy huy. Siyah beyaz dönemlerde küçükken bu şarkıyı çok dinlerdim. Bir de çok sesli koro gibi bir şey vardı aklımda kalmış. Ben giderim Batum. Ben giderim Batum. Ben giderim Batum'a. Batum'u bir. Buyurun. Nazlı ya Nazlı ya Nazlı. Çalışmıştık. Ortaokul sıralarında tam da ezberleyememişim. Keşke ezberleseydim. Ahan da Batum'dayız. Batum Acaristan'ın başkenti. Acaristan bir federasyona bağlı olarak Gürcistan'a bağlı. Türklerin en yoğun yaşadığı yer Acaristan. Türkiye başkent Batum'da. Ayegar miligaye modini dalarayı ayegar miligaye modini dalarayı modinet kaçana yer çıkma hava harayı modinet ka. Gürcistan Batum'dayız. Daha doğrusu Batum Acaristan'ın başkenti. Sağda solda eski Sovyet döneminden kalan nasıl diyor, toplu konutlar var. Bizde hani sonradan oldu ya hani böyle lüks oldu falan. Meğer buralarda onlar adı üstünde minare, cami Batum'un ortasında. Normal. Ne cami acaba? Tadilat da var ama sanıyorum eski de bir cami olsa gerek. Dur ya, inşaat sahasına izinsiz girmeyin gibi bir yazıyor. İyi, iyi. Minare yeni gibi de
Yapı sanki tadilat görmüş eski bir yapı. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Allah iyilik versin. Türkçe biliyor musunuz? Biliyor musunuz Türkçe? Biliyorum. İsminiz? Hüseyin. Hurşit amca. Hüseyin sen? Hususi. Hususi. Ben Hüseyin. Hüseyin. Ha. Hüseyin amca. Hüseyin. Batumlu musunuz? Batumlu. Türkçeyi? Türkçeyi öğrendim buraya. Sonradan mı öğrendiniz yoksa aslınız Türk mü? Yok sonradan. Gürcüyük biz. Gürcüsünüz. Ha. Türkçeyi öğrenme gereği nereden duydunuz? Niçin nereden duydun? Sen konuştun benimle, ben de konuştum oldun. Konuşmadım. Komşulardan mı öğrendiniz ya, yani? Yani. Biz, siz Türkçeyi? Yok dedim, öyle öğrendim biz. Eva Türkçe konuşuyor diye de öğrendim. Buradaki Türklerden öğrendiniz. Neredeki Türk nereden? Batum'daki Türklerden. Batum'da Türklerden nereye öğrendin Batum'un Türklerini? İnanın Ankara'ya mı gittin öğrendin şimdi, amca? Şimdi gördüm ben Batum'un Türkleri. Ya dil sorunu yaşamayız diye Batum'a geldim. Hüseyin amca! Ben sizi devamlı takip ediyorum. Çok izliyorum. Teşekkür ederim. Burada mı yaşıyorsunuz? Hopa'da yaşıyorum, Artvin Hopa'da. Hayırdır burada? Gezmeye, tatile, denize geldik. Yanmışsın. Evet, bir gün yüzdük falan. Yüzmüşsün de yalnız şey yapmamışsın. Peki Hopa'da deniz yok mu benim canım ciğerim? Var arkadaşlar, gümrük müdürleri gezmek istediler, hep beraber geldik. Günübirlik geldiniz. Evet. Şimdi evet, dönüyorsunuz. Evet, döneceğiz. Bu kadar basit. Gürcistan güneşi alayım, ne farkı varsa Hopa güneşiyle. Şaşırdım dedim. Daha mı ucuz mu? Gel. Yok. Ama şey olsun yani, gezmek. Yeşillik, yani, yeşillik olsun, olsun. Evet. Peki. Kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hocam. Efendim da. Da? İmamım, caminin imamı. Caminin imamı. İsminizi evet, bağışlar mısınız? Şamil. Şamil abi. Şamil hocam. Şamil hocam. Ne zamandır imamsınız burada? 10 senedir imamım. Gürcü müsünüz? Gürcüyüm, evet. Türkçeyi ama maşallah. Türkçe yaşlılardan, dedelerimizden, babalarımızdan kalmıştır, biliyoruz. Aslınız Türk mü? Yok, Gürcü. Türkçe ama bir şekilde. Babanız mı konuşuyordu, dedeniz mi konuşuyordu? Babam konuşuyordu, babam. Bu cami, ne cami, caminin adı? Bu caminin adı Orta Cami dediler. Orta Cami. Evet. Osmanlı zamanında mı? Osmanlı zamanında. 1866 yılında yapılmış. O kadar da eski bir cami değil. Evet. Gördüğüm kadarıyla bir bakım yapılıyor, tadilat görüyor. Şimdi tez tez yapıyor, güzel boyayı veriyor. Kim yaptırıyor bunu? Hükümet mi yaptırıyor? Gürcistan Dostluk Derneği. Gürcistan Dostluk Derneği. Allah razı olsun. Kapı orijinal mi? Orijinal. 1860 küsur yılından beri evet, aynı kapı. Aynı kapı. İbadette bir sorun var mı? Yok. Dininizi yaşamanızda bir sorun var mı? Sorun ne dediler? Zorluk mu bir şey? Zorluk var mı? Yok. Cemaat kalabalık mı? Kalabalık vardır cemaat. Cuma namazlarında 3000 ve daha fazla millet geliyor. 3000 kişiden fazla. Büyük mü o kadar cami? Büyük. Camimiz büyüktür. Bunda sarı yer yok. Peki bakımsız mıydı? Şu an çok güzel olmuş ama. Önceden komünist zamanında bakımsız idi çok. Şimdi iyi durdu. Hocam şu... Bu nedir? Hayrat kutu. Bir hayrat. Hayrat mı? Evet. Hayrat sevenler, sedekayı. Yani sadakasını gelip buraya, buraya bırakıyor. Evet. Eskiden beri mi bu? Yani orijinal mi? Cami yapıldığından beri mi? Sonradan mı? Sonradan yapılmış olur, olur. Kimse gelip almaz mı buradan? Yok, bundan alamazlar. Kapalıdır. Bundan buraya tokallar içeri. İçinde şey vardı. Kutu var. Hazne. Içinde. Ha evet. Ben de zannediyorum. Yok, buraya koyulmaz da. Çünkü eskiden yanlış hatırlamıyorsam Sivas'ta Divri Camii'nde girişlerde sandıklar varmış. Bir yere gitmek isteyen, mesela hacca gitmek isteyen bütün malının mülkünü o sandığın içine bırakırmış, açıkmış. Geldiğinde olduğu gibi, koyduğu gibi alırmış. Kimse tenezzül edip almazmış. Şimdi onlar kalmadı tabii. Onlar kalmadı. Açıkta kalsa. Osmanlı zamanında olabilirdi çünkü o zaman şeriat çok kuvvetliydi, çok güzeldi. Peki hocam cami bu kadar mıydı? Gördüğünüz cami alan yok, kadar mıydı? Cami sadece buydu, bu salonu. Bu güldüğümüz. Burası idi cami. Başka bunda başka millet yaşıyordu. Başka millet mi yaşıyordu? Evet. Ermenisi, Hristiyani, Rusi. Nasıl caminin avlusuna mı gelmiş oturmuş? Evet, bu ikinci katında hep başka bir bunda başka millet yaşıyordu bunda. Caminin değildi burası.
Komünizm geldikten sonra? Komünizm geldikten sonra işte devlet aldı bunları, milletin parasını verdi. Bize çevirdi. Bunları gönderdi. Bu şehirde hemen her yerde Müslümanların başına gelen bir şey. Din biraz zulüm altında kaldığı zaman caminin içi dahil, avlusuna dahil olan ecdadın yaptırdığı yer dahil gelip konuyorlar ecdadın. Bu hayrat. Bağlı Tihirvana köyündeyiz. Tihirvana yani Türkçesi aşağı yukarı fındık diyarı. Gürcistan esasında merhaba. Hoş bulduk. Allah Türkçe. Geliyorum. Bir kısa bilgi aktarayım. Sosyal anlamda geliyorum. Burası federe bir devlet. Özellikle 3 tane bölgesi var. Abazya, Osetya ve Acaristan. Acaristan'ın başkenti de Batum. Biz Gürcistan'dayız ama esasında Acaristan özerk bölgesindeyiz. Geldim dayı, geldim. Para birimi lari, aşağı yukarı 1 lari, 1 dolar 1.6 lari gibi bir şey yapıyor. Türk lirasına biraz yakın. Onun haricinde işte sosyal aktiviteler, onları bilmiyoruz. Attık kendimizi köye. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Gügnü. Gügnü. Ne demek o? Gundacı Nusreddin. Nusreddin Gundacı. Gundacı Nusreddin. Sizin adınız? Nusreddin. Nusret. Hanımefendi? Nesbiye. Nesbiye. Nesbiye Hanım sizin? Yoldaşım. Yoldaşınız. Tovarış değil ama değil mi yani? Eşiniz. Eşimiz. Hayat yoldaşınız. Kaç yıldır hayat yoldaşınız? 50 senedir. 50? Maşallah. Yarım asır geçmiş beraber. 72 seneliktir. 72 yaşında. Siz? 70. Siz 70. Sizden 2 yaş mı büyük? Büyük. Büyük. Aynı köyde misiniz? Bir köyden. Maşallah boncuğunuzu da çıkarmıyorsunuz. Bu dededen nineden kalandı. Ninenizden mi kaldı o? Ne taşından onlar? Ne bileyim. Öyle kalmış vakti zamanında. Aynı köydeydiniz herhalde amcayla. Bir köyde. Komşu muydu sizin? Komşumuz idi. Sonra gönül mü verdiniz birbirinize? Gönül verdiniz. İlk amca mı söyledi ben seni beğeniyorum alacağım diye? Siz mi söylediniz? Söyledim. Anne ne dedi? Söyle işte iş yaptık birbirimize. Akdi nikahından aldık verdik. Allah Mesut Bahtiyar etsin. Yarım asır geçmiş. Nasıl oldu düğününüz? Yaşamız iyi yani. Düğün. Düğünümüz iyi. Düğününüz. Gelinlik giydiniz mi? Ya yok mu? Hala aynı gelinliği mi giyiyorlar şimdiki gençler yoksa o yine beyaz gelinliğe mi dönüyor? İralki. İralki duvaklı gelin, duvaklı. Başımızda duvak vardı, duvak. Vakti zamanı. Sizin damatlığınız nasıldı? Bizim de ne işte. Ne varsa, Allah ne verdiyse. O zaman altın veriliyor muydu takı olarak, hediye? Verdiler size. Ata atla mı evlendiniz? Ata mı bindirdiler sizi? Atayım. Davul zurna? Var idi. Hepimiz. Anneniz babanız zorluk çıkarmadılar yani. Var idi, ana babası da var idi. Ama zorluk çıkarmadılar. Yok.
Seviyor musunuz adamı? Aba. Yaşamayan ina kurmuş kafası. 50 sene ki yaşarsın. Ne yolu var? Sevmesem 50 sene geçer mi? Aba. Ama da. Siz? Tu sevmesek olur mu böyle? Canım hiç kavga etmez misiniz? Biz ha, evde. Göç olur mu kavga canım? Biz hiç belayız. Şekerden, baldan şirin birbirimize konuşmak var. Bir kere bile kavga etmedin mi? Yok. Abba yok, abba yok. Şimdi ev olsun da kavgasız olur muyuz? dayı. Ev sahibi illa. Sen diyorsun bal şeker bir kere bile kavga etmemişiz. Annem diyor ev olsun da kavga olmasın. Olacak. Her hafta olur değil mi böyle? Haftada bir, haftada iki, ayda beş. Kim çıkarıyor kavgayı? Genelde adamlar çıkarıyor. Benim adam. Bir şey. Allah'ım hiçbir yerde değişmiyor bu kavga. Sizde bela mıydı? Şey bizde de öyledir. Bir şeyimiziz gelin başlar. Bıdı bıdı bıdı. Adam milleti. Nasıl idare ediyorsunuz anne? Yarabbi şükür. Ağzından gireceğim, burnundan çıkacaksın adamı. Ne diyeceksin? Ne yolu var? Kayınvalide var mıydı? Kaynananız. Benim kaynanam 10 yıldır öldü. 10 yıl önce öldü. 10 yıl. Maşallah iyi yaşamış annem. Oo, annemi böyle el üstünde büyütmüştür. Ela hizmet etmiştir. Gelin. He. Gürcü gelinler öyle midir? Çok kaynanasına düşkün müdür? Kaynanaya... Hayır, tut bizim kent öyledir ki ela düşkün olacak. Sizin gelinler size düşkün mü? Düşkün. Ne ki biz köprü koymuşuk ondan gideceğiz. Ne yolu var? Ne yolu var? 4 gelinim var benim. 4. Hepsi birbirinden iyi. El üstünde tutar. El üstünde tutar. Neyle geçinirsiniz burada? Hayvancılık mı yaparsınız? Malımız da var. Ekinimiz de var. Belalığına yaşıyoruz. Eskiden nasıldı anne? O Sovyet zamanı, komünizm zamanı nasıldı? Vardı o zaman da idaremiz. O vakit değil işte. Ama cami kapatılmıştı herhalde. Şimdi Allah'a şükür açıktır. Nere istersen oraya git. Yol açıktır. İster Türkiye'ye git, ister Germanya'ya git. Nere istersen oraya git Allah'a şükür. Ondan önce yoktu ama. He. Dışarıda akrabalarınız var mı hiç? O kadar ki. Saçımız. Nerelerdeler? Uzbekistan'da vardır, Baku'da vardır, Gence'de vardır. Bizim millet Bursa'da da vardır. Bursa'da? He. Kim var Bursa'da? O Ahalçıka'dan meskhler ki sürgün etmiştirler. Milleti, cemaati sürgün etmiştirler. Onlar Bursa'da da vardırlar bizim. Sizin akrabalarınız mı? Akrabalarımız. Bunun babanın annesi ondan idi. Ahalçıka'ydı. Oralar ki oralara gitti. Şimdi sürgün onda ettim. Bizim akrabalarımız var. Gidip gelmemiz var. Kim sürgün ediyor? Hükümet. İlerki vaktinde. Siz hiç gittiniz mi Türkiye'ye? Türkiye'ye yok. Türkiye'ye gitmemiştim. Uzbekistan'a, oralara gittim. Hep, her sene. Gence'ye, Uzbekistan'a ben kendim, ben geçtim. Sizin akrabalarınız var mı Bursa'da? Yok, benim yoktu bunun. Beyinizin. Sizi gezdirir mi? Gezdiriyor. Nereye götürüyor sizi? Gittik oraya. Sama hayroplanıyla her yere götürmüşüm. Uçağa bindirdi sizi. Aba. Oraya giden... Oraya binen imani olmaz. Onda hep uçulur ama gittik. Gittik. Korktunuz mu? Yok, korktum. Uçakta. Şimdi korkarım. O zaman korkmuyordum. Daha taze. 20 yıl oldu. 22 yıl ki ben oraya geçtim. 22 yıl önce daha tazeydi. O zaman tazeydim. Korkmuyordum. Şimdi 12 görüyorum. Ondan korkuyorum. Bakü'ye götürür mü sizi? He. Gence'ye git. Şimdi gençler el ele dolaşıyorlar. Tutuyorlar el ele dolaşıyorlar gençler. Siz de teşekkür ederim. Siz de el ele dolaşır mısınız? Yok elimi tutma. Tutmaz mı? Yok. Tutturmuyorsunuz mu? Ele olmaz. Ayıptır. Şimdi gençler öyle dolaşıyorlar ama. Şimdiki gençlere ben bakmam. Ninarım ben şimdiki. Eyüpçüm senden. Sen de Gürcüsün ya. Demek Gürcü geleneğini devam ettiriyorsun. Bunu ne zaman yaptırdınız bu dövmeyi? Eskerdaydım.
Peki askerde evli miydiniz? Evet. Niye hanımın adını kazımıyorsunuz da kendi adınızı yazmışsınız? İkisi de buna bedel oluyor. Nesbiye nü, nü. Ah, bundacı eşinizin ve kendi adınız. Hekimiz adı oluyor. Çıkmaz da bu sonra. Yok canım. Nasıl? Salamura suyu koyulur bilmem ne falan. Babamda da var, oradan biliyorum. Peki askerde çok mu özlemiştiniz? 3 yıl. 3 yıl. He. Annem sen ne yaptın 3 yıl? Neydeydim? Ne yorumlar edeyim? Çocukları bir uttu ya, bu da anama baktı. Anası var idi, bunun hizmeti. Kardeşi var idi, bacıları var idi. Yaşlandı. Çocuklar vardı. He, bunun kardeşinin bacısı, annem benim var idi. Yaşıyordu. He. Onlara baktınız he? Onlara baktım. Şimdi rahat mısınız, gelinler sizi el üstünde taşıyorlar? Rahat ol ya Rabbi, şükür. Allah'a emanet olun. Size de bizim ricamız odur ki gelin yemeğinizi yiyin, yatın, rahatlanın, kalın. Nasıl ki siz oz evuzda yatıyorsunuz, rahatlanıyorsunuz. Ela da burada da. Biz ela millette geliyoruz. Biz dışarı çıkmış milletiz. Biz her elekten elanmışız. Her elekten biliyoruz. Nasıl ki sizin oz evuz ela gelin, kalın, yatın, kalkın, işinize bak. Yatın. Yemeğinizi yiyin, çayınızı için hizmetinizde bulunuruz. Elimizden geldiğini, kusur etmez. Her gelene böyle mi, her gelen misafire? Bizim yanımıza geleni, her geleni adela şey ederiz. Hürmet ederiz. Gelin Allah rızası. İsterse aylarca kalsın. Kalsın. Ev ona bırakır gibi gider. Kulak nasıl tersten gösterilir? Farz misal sol kulağını göstereceğim. Böyle nasıl gösterilir? Bizim yaptığımız gibi gösterilir. Şu hemen tepenin arkası Artvin, Şavşat. Vallahi Şavşat orası. Erdoğan abinin memleketi. Peki Şavşat'a nasıl gidilir? Trabzon'a uçakla gelirsiniz. Oradan Rize 1 saat. Oradan da 2 saat Şavşat 3. 1 saatte uçak yolculuğu eder 4. Burası neresi? Tilvana köyü. Tilvana şuymuş. Fındık diyarı demek gibi bir şey. Gürcistan'dayız. Batum'a bağlı. Bağlı da. O bağ biz. O bağdan geldik. Nasıl bir bağsa. Batum'dan burası 5 saat. Ben anlıyorum şimdi. Saadettin Teksoy neden 5 saat dediğini. Fıttırmış adam. 5 saat yoldan sonra fıttırınca konuşurken böyle böyle yapar. Haklısın Saadettin abi. Özür dilerim. Ekran karşısında bilemezdim. Kutuplara Allah bilir kaç saatte gittin. Orada da burası ay. Burası da güneş. Aynı anda. Haklısın, haklısın. Fıttırmak mümkün. Biz ne yaptık? Trabzon Havaalanı'na geldik. Oradan Hopa'ya geldik. Oradan Batum'a gittik. Batum'dan buraya geldik. Total 10 saat. Gel Şavşat'a yarım saat yürü. Mayına da bassam umurum değil. Ya yok. Dışarı açıldık bari. Nedir? İşimize bakalım. Bu ne tarlası? Ne yaparlar? Ha, bu saatten sonra ben çok mu merak ediyorum? Umurum değil. Umurum değil. Ama bunun için buradayız. Kolay gelsin. İnşallah Türkçe biliyorlardır. Kolay gelsin. Oh, sağ ol diye bir şey. Nasılsınız? Nasılsınız? Yok, siz nasıl buradayız? Biz? Sorma. Sorma gitsin. İsminiz Hacer mi, Hatice mi? Hülya mı, Hanife mi? Benim adım Hatice. Hatice. Küpelerde H harfini görünce. Nı. Nı değil. Değil. Kiril alfabesinde nıdır da. Hani bizim Latin alfabesinde. Önemli değil bunlar. İyi misiniz? Eyyuh ey. Buralı mısınız? Ahıska. Ahıska. Ondan gelmişim buraya. Ahıska nerede? Adigen ardında. Şu tepelerin ardında. Ahıska'ya uçak var mı?
Uçak şimdi anlayamıyorum. Tayyare. Araba? Yok, uçak. Şu. Var mı? Samalyot. Samalyot. Var. Var. Ahıska'dan buraya gelsek sanıyorum 3 saatte buradaydık. 7 saatte efendim kardaydık. 7 saat neredeyse. Bir bölüm. Ne tarlası bu? Benim tarlamdı da. Tamam, daha bir şey demedim. Ama nasıl? Ne bu? Ne? Mısır mı? Aha. Mısır. Da, buna ne diyorsunuz sizin adını? Mısır biz, diyoruz. Patatesi turadı. Patates. Patatesse biz de patates diyoruz. Aha. Mısır'a biz de mısır diyoruz. Buna da çapa diyoruz. Biz lazut diyoruz buna. Lazut. Lazut. Aha. Haşlanır mı bu? Suyun içinde haşlanır, kemir. Evet, aynı şeyden bahsediyoruz. La zut. Lazut. Lazut. Buna çapa diyorsunuz. Aha ki kahane dağ. Ne? Kahane dağ da yapak, tarla güzeller dağ. Kahana kak. Tarla güzelleşsin. Bunları ne zaman ektiniz? Bir aydır. Anlaşabiliyoruz ya. Vallahi iyi. Yaşasın Ahıska Türkleri. Yaşasın Gürcistan'daki soydaşlarımız. Evli misiniz? Kocanız var mı? Onda Türkiye'de işliyor. Kocanız? Türkiye'de. Çaylır'da. Çay işinde. Hı-hı. Rize'de mi çalışıyor? Çaylır. Çay elinde. Ne bileyim de çayları diyoruz biz, ne bileyim. Çay elinde. Orada çalışıyor mu? Hı-hı. Ne zamandır orada? Bir ay durumda. Özlediniz mi? Hı-hı. Çok mu? Gel o şimdi iki güne gel. Bekleriz biz zaten beni, hiçbir kuvvet Batum'a. Evet, program son bölüm bu. Hatta son beteri. Bundan sonra beteri meteri yok. Yaşayacağımız yerde işte burası, bu köy. Neydi? Tırvana köyü. Tırvana. Öğreneceğiz. 3 ay sonra ben şakır şakır Gürcüce'de konuşurum. Buraya yerleşiyoruz. Ben buradan 5 saat aşağı gidemem. Sen istiyorsan git. Yok, ben zaten buraya gelmek istiyordum, biliyorsun. Tamam. Allah'a ısmarladık. Gah güldük, gah eğlendik dönem dönem. Gah izlediniz, gah izlemediniz. Biz de izlemeniz umuduyla yurt dışına geldik. Buraya kadarmış. Buraya kadar. Çok mu özlediniz kocanızı? Özledik şimdi, hasretlendik. Hasretlendiniz. Aha. Elbet özledik, gel orada, onda kum kalmaz. Kendisi de sizi özlüyor mu acaba? Onu diyemem, ben ne bilirim. Bilmezsiniz. Bilmem. Peki bir haber gelse, kocanız Türkiye'de evlenmiş. Evlenmez o. Geldi Batum'da. Yarın gelir eve. Canım, evlendiğinden demiyorum. Öyle bir haber gelse ne yaparsın? Evlansın da ben de bunda koçarım. Siz de buradan evlenirsiniz. Bunda, ben de bunda evlenirim. İsmi neydi? Beyinizin, kocanızın adı? Hocamın adı Temuri. Temuri. Hı hı. Temur abi, sakın. 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 Kaç yıllık evlisiniz? 14 yıl. Oldu. Seni. Oldu. Burada kaçma var mı? Hani kızı oğlan ister, kızın ay. Aba yoktu, ben kaçtım. Ben kaçmış geldim. Kaçtım, aba yoktu kaçmak. Niye kaçtınız? Seviyordum da kaçtım. Sevin, niye vermiyorlar? Ne vermiyorlar? Temuriye sizi neden vermediler anneniz babanız? Benim babam istemezdi bunları. Neden? Ne bileyim, sevmedi bunları. Uzak durdu. Hanımefendi? Neniz oluyor? Kaynanam. Vallahi maşallah. Maşallah. Tarla sizin. Kayınvalide çalışıyor. He. Kaynananızı tarlada çalıştırıyorsunuz. Nereden geldi, ben getirmeyirdim ama yardım ediyor. Bana canı yandı da. Niye canı yanmış? Ne bileyim. Ben iyi karıyım elbet. Ya muhakkak iyi karısı. Ben ki kayırıyorum bunu, o da yardım ediyor bana. Nasıl kayırıyorsunuz kendisini? Ye duruyorum da ne bileyim daha. Sizin yaşınız kaç anne? Ha? Yaş? Yaş 80 yaşında. Anneciğim, gelin değil mi? Gelin mi diyorsunuz siz? Gelin dur benim. Gelininiz de diyor ki sizin oğlunuz başka bir hanım alırsa ben de kalkar başkasıyla evlenirim diyor. Gel diğer yoksa ela karıca gül. Demiyor, gerçek değil. Yalan söylüyor, şaka ediyor. Siz seviyorsunuz yani gelininizi. Ama sevmiyorum. Gelininizi seviyorsunuz. Evet. Ki. Niye vermediler sizin oğlunuza gelini de kaçmak zorunda kalmış? Niye almadıktan? Uzakıcı da vermedi o babası bize. Bunun babası? He, vermedi de. İsmi neydi bunun babasının? Kaptuk da kaçtuk. İyi ettiniz. Siz kaçırma ekibinde miydiniz? Siz beraber mi kaçırdınız? He, hapar ettim. Ben kaçtım. Ben onunla kaçmak yapmadılar. Ben kaçtım.
Kendi başınıza. Ben kalktım da geldim. Tıpış tıpış kendi ayağımda. Hey. Adamın haberi var mıydı kaçacağını? Aba yok idi ona dedim de hele kon ben buraya nereye gelirdim hele. Allah bilir yolda adres sordunuz. Kocaya kaçacağım da. Yok kendi oraya arabayla geldi de getirdi beni. Araba var mıydı? Hey şoför. Araba buraya geliyor, gelebiliyor mu araba? Aba yok kapıya geliyor ev açıyor. Evet, bey ne zaman gurbete çıktı? Oraya Türkiye'ye vakit gitti. Bir ay. Bir ay, daha önce gitmişliği var mı? Aba yok. Yok, ilk defa gidiyor. He. İlk defa bu kadar hasretlik çekiyorsunuz. Gelir de nereye gider? İnşallah, gelir. Gelir ablam, gelir. Kedidir o, kedi. Anne, ben deli değilim. Deli değilim ben. Anne, bak, bana bak. Deli değilim. Hatta Gürcistan'da Karadeniz kültürünün hakim olduğu yerde Meksika şapkalısıyla mısır tarlası çapalayan bir teyzeyi görünce bile delirmedim ben. İyiyim, sağlamım yani. Ben delirmedim. İyiyim anne. İsmini bağışlar mısın? İsmini bağışlar mısın anne? Adın ne? Adım Asmat. Ne? Asmat. 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 Anladım. Niye bağırdın? Ya, iyiyim anne. Yok, mesele yok. Turşu mu yiyelim? He? Turşu. Allah'ım o ses. 5 saat boyunca hemen ensemde. Kaptanla anlamadım dilden. Bıdı 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 konuşan adam sensin. Adını bile soramadım. O boşluğu bulamadım. Dönüp diyecektim ki üstad adınızı... Rahmet yağıyor. Vardır bunda bir hikmet. Çok tabii şükür. Biz geldik rahmet yağar. 5 saatlik yoldan sen biraderin bıdı 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 susmayan lakırtılarıyla gel. Üstüne bir de rahmet yağsın. Tek bir tane tarlayı çek geri dön. Beni uyandırın. Uyandık abi. Yok kabus böyle bir şey. Benim arkamdan niye konuşuyorsun? Çindirir misin beni? Arkamdan konuşmadım. Şavşattakiler duydular tamam mı? Yüzüne de duydular mı? Arkadaş 5 saat boyunca insan susmaz mı ya? Sustuk da. Bir atasözü varmış. Gürcü susmaz. Ama biz bunu maalesef bir Gürcü'yle 5 saatlik bitmeyen karayolculuğunda öğrenmek durumunda kaldık. Burada çok Türk köyü var mı üstad? Var. Yan taraftaki köylerde Türkçe konuşurum. Bizim o Artvin, Şavşat'ın oralara gidenler, Artvin'e giden, buradan mı gitmişler? Orada bizim Gürcü yurttaşlarımızın kökü burası. Buradan gitmiş hepsi. Ama Ahıskalı gelin abla var. Başka milletler de var herhalde. Ahıska'dan gelenler de var. Şimdi burası Ahıska'ya yakın olduğu için. Ahıska'ya yakın olduğu için oradan da buraya gelip buraya yerleşen insanlar da çok. Yani buradan oraya evlendiler. Sizin Türkçe maşallah. Benim mi? Ben edebiyatçı olduğum için onun için çok konuştum da. Evet. Edebiyatçı adam çok konuşur. Onun için size keşke filozof yani felsefe okusaydınız da bir edebiyatçı yerine bir düşünür olaydınız. Biz sizi arabada şöyle yani mümkünse dönüşte meslek değiştirin. Sizi bir konuşur değil de düşünür görmek istiyorum. Bu tespih boynunda kolye gibi. Kolye yok biz. Namazdan sonra çekiyor musun tespihi? Peki. Aba yok. Çekiyorum. Şimdi sana gelin bakıyor. Ha, okay. Gelin yani. Başka çocukların var mı? Vardı yine oğlanlarım Batum'da yaşıyorlar. Başka gelin var mı? Aba yok. Onlar bakmıyor mu sana? Başka gelinler bakmıyor mu? Sadece Hatice mi bakıyor sana? Da bundayım da ben de. Sonra gidiyorum ben oğlanların yanına. Giderim, dolanırım, gelirim buraya. Zaten Batum'a inip tekrar gelmen aşağı yukarı 2 ay. Geliyorum. Bakma sen bizim o 10 saatte gelebildiğimize. Sen nasıl evlendin? Sen de kaçtın mı? Ha yok. Ben kaçmaz yani. Ben güzel yana gelmişimdi. Dodopal olmuşumdu. Bunu var idi. Düğün yaptığımız. Ha bana. Kolay gelsin anne. Allah'a emanet ol. Sen de Allah'a emanet ol. Sizi de Allah hayırlı yol çuluğu versin. Yok, hayırlısına gidersin. Sağ ol. Gitmeyeceğiz. Hayırlısı. Gitmeyeceğiz. Buradayız. Buradayız. Ki Gürcistan'dayız. O bakımdan hani söylemek gerekiyor. Batum'a bağlı Tilvana köyünde bir caminin avlusundayız. Ne olduğunu bilmediğim ahşap konstrüksiyon bir bina. Oturan amcalar.
Bizim onlara soracaklarımız, merak ettiklerimiz, inşallah onların da bize söyleyecekleri vardır. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyurun. Hoş geldin. Sefa gördük. Hoş bulduk. Sefa gördük. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi. Elhamdülillah Rabbil alemin. İyi misiniz? Elhamdülillah Rabbil alemin. İyi. Çok şükür. Çok şükür. İsminiz? İsmim Harun. Harun Bey. Yaş? 63. Maşallah. Eskilerden sayılırsınız yani. 66. Siz? O değil abi. Siz de 66. Sizin akran yani. Bu evlenme iş değil de biraz küçük diyor. Yok. Evlenmek mi istiyorsunuz? Evliyim. Bekliyorum. Evliyim. Bilmiyoruz. Komşudan al haberi. Evlenmek mi istiyor? Evlenmek istemiyor ama yaşını alçak diyor. Niye diyor? Niye alçak diyor? Ben anlayamıyorum. Yeni desin. Tez elmiyem dedi. Tez elmiyak dedi onun için. Sizin çok geçmişler olsun. Nasıl oldu kaza? Stanok yapmakta. Ben de etti ben de. Stanok yapıyordum da. Sandık yaparken? Kızara mı? Kızara. Geçmişler olsun. Allah beterinden muhafaza etsin. Amin. Amin. Allah razı olsun. Amin. Sizin isim? Ahmet. Ahmet Bey. Hı. Doğma büyüme buralısınız. Buralıyım. Gürcü müsünüz? Gürcü Müslüman. Gürcü Müslümansınız. Hı. Dilinizi nasıl muhafaza ettiniz? Dilimizi ben anamdan doğdum. Türkçe konuşuyordu. Gene Türkçe konuşuyordu eskiden. Camiiniz var çok şükür. Çok şükür. Peki bu komünist zamanda, komünizm zamanında dilinizi nasıl muhafaza ettiniz? Bir baskı var mıydı? Yok. Ne istersen onu söylerdim. Ne istersen onu. Bir baskı görmediniz. Yok. İbadetinizde bir sorun var mıydı? Onda o kilitliydi. Camileri kapattılar. Camiler kapatılmış. İbadet yasak mıydı o zaman? Yok, yasaktı. Yasaktı komünizm yasak. Zamanında. Camide yasaktı, köyde yok. Camide yasak idi de, köylerde yok. Köyde evde kılardın. Evde kılardın. Işte peki camiyi açsanız nedir? Cezası neydi o zaman? Kötü. Hapse mi atıyorlardı? Hapse atmazsalar çığırır, ezgi verirdi. Ceza olur, ceza. Ceza veriyorlardı. Evet. Bulgaristan'da 1985 yılında hatırlıyorum. Ondan öncesi de Türkçe konuştuğunuz zaman tespit edilirse 200 leva neredeyse bir aylık asgari ücret cezası vardı. Ne o? Türkçe konuştun diye. Allah bizi dilimizden, dinimizden ayırmasın inşallah. Amin. O baskıları amin. Görmüş. Amin. Bir ırk olarak söylüyorum bunları. Amin. Millet olarak söylüyoruz. Peki bu hemen şu tepenin arkası Şavşat. Artvin. Şavşat. Akrabalarınız var mı orada? Benim akrabalarım vardır. İnegöl'de. Görüşüyor evet. Musunuz akrabalarınızla? Bu şeyde var idim onda. Onlar vizayı verdiler bana. Viza geldi. Vizayla gittim. Onları gördüm. Onu. Gördünüz. Gördüm. Sonra ben kattım bundan vizayı. Sizin Türkler buradaydılar. Onlarla. Onlar verdiler vermediler. Daha haber alamadım. Vize yok artık biliyorsunuz. Şimdi vize yok. Şimdi vize yok. İstediğiniz zaman gidip görüşebilirsiniz. Dışarıya kız verip kız alma oluyor mu sizde? Nasıl oluyor? Allah'ın kısmeti yazısı var ise onun için ne sen bozarsın ne ben bozabilirim. Harbi geldi bir Gürcü, Katolik. Yok, oraya yok. Yok. Gürcülere kız? Yok. Yok. Oradan kız almak? Oradan binden bir. Binden bir ki alsın versin. Kız alıyorsunuz da kız vermiyoruz yani. Yok. Ne de alıyoruz. Biz de yok. Almak da yok. Başka millet var mı burada? Başka yok. Köyler? Hep Müslüman köyleri mi? Müslüman köyleri. Atadan gelmiş Müslüman köyleri. Ama Türk değil, Gürcüsünüz. Gürcü asıllısınız. Gürcü Müslüman. Bir baskı var mı üzerinizde? Hiçbir baskı yok. Dişler? Dişler yapili. Yapili. Hı. Altınlar? Altınlar o da yapili. Ne zaman? Bu gardaklardan bir yani. O sıraya çak var idi aşağıdan yukarıdan. 8 tane altın dişim var. Ne oldu sonra? İhtiyaç sebebiyle bozuldu mu? Çıktı hoki, çarptım da aşırılmış idi. Sonra onları sattınız mı?
Ey Allah kolaylık versin. Harun dayıcım, hadi daha tam dede olmadık. Dışarıda akrabalarınız var mı? Türkiye'de akrabalarınız var mı sizin? Bilmiyorum. Onu bilmiyorsunuz. Bilmiyorum. Peki Gürcüce biliyor musunuz? Türkçe de bileyim, Gürcüce de bileyim. Burada genelde ne konuşursunuz? Türkçe mi, Gürcüce mi? Ondan geleni Türkçe konuşurum. Türkçe. Yeni nesil, sizden sonraki kuşaklar, gençler Türkçe biliyorlar mı? Biliyorlar. Bindan bileyim, bindan. Azdan az biliyorlar. O bile Gürcüce biliyor. Gürcüce de söyleyeler, Türkçe de söyleyeler. Türkçeyi sizden mi öğreniyorlar? He. Evlerinden öğreniyorlar. Evden öğreniyorlar. Peki siz Gürcüsünüz. Türkçeyi nasıl öğrenmişsiniz? Ne zaman öğrenmişsiniz? İlk Gürcü Müslüman olmuş. Baştan o devriyada da beli bela geliyor, göle geliyor. Bizim şeyimiz. Osmanlı'nın izleri. Osmanlı dedim ben. O zaman Türkçe ana dildi. Ana dildi tabii herkes canım. Herkes biliyordu. Ayrılınca da babadan. Peki benim şimdi buyur dayım. Ne kadar, kaç sene bir, aman ki de 300 sene Türkiye'nin elindeydi buralar. Osmanlı'nın elindeydi. Osmanlı'nın elindeydi. Sonra partiyaki geldi, parti adladı bir an. Sıra geden gelmek var idi bundan. Gediyer geliyordu millet. Bu eskiler diyor, biz bundan getirmemiş gelmemiş. Türkiye'ye gidip gelirmiler miymiş eskiden yani? Çok. Onlar gelirmişler, bunlar gidermişler. Ondan kız alırmışlar, bundan kız verirmişler. Türkler. Peki bu sınır çizildiğinde bölünen aileler olmuş mu? Yok. Sınır çözüldü, ondan sonra aile olmamış. Çizildikten sonra kalan kaldı, giden gitti. Onda kalan onda kaldı, bunda kalan bunda kaldı. Peki kim pişman oldu? Burada kalan mı acaba? Orada kalan mı? Orasını Allah bilir. Siz türkü biliyor musunuz? Kısacana diye. Kısacana, kısacana zaten. Modi modi gama hare gulia. Ne de kurtuldu da. Demek ki Gürcü türküsü hakikaten kısa oluyormuş. Ne demek o? O türkü az önce dediğimiz. Çoktur ama az biliyor. Siz fazlasını mı biliyorsunuz? He, fazlasını biliyor da. Ne diyor türküde, ne anlatıyor? Nana diyor, gel benim yanıma de. Olabilir ki seviyor da. Çıkır diyor yanına. Gel benim yanıma diyor. Hı. O kadar. He. Gel gümele gehin. İşte. Bu Gürcücesi bu. Gel yanıma, ola ki seviyordur. Yani. Bu. Ne anlat? Yeter daha bir türkü için yani. Ya daha yetti. Yetti hatta. O kadar uzun ki ben ne mi konserdeyim zannettim ya. Hiç bitmeyecek zannettim. Ara yok mu falan diye düşündüm. Burayı da sorduk. Medrese olduğunu öğrendik. Burada talebelere ders okutuyorlarmış ama şimdi dağdalarmış, dağda ders görüyorlarmış. Tam tarihini bilmiyorum ama herhalde bir 400-500 yıllık medrese. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.